Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tabii ki tam bir AKP bütçesi. Çiftçinin, esnafın, emeklinin, işçinin derdine dermanı olmayan bir bütçe. Bu bütçe inanın müflis tüccar bütçesi. Bir tane çiftçi gösteremezsiniz, bu bütçeyle sorunlarım çözülecek değer. Bu bütçe Kırklareli'de, Baba Eski'de verimli toprağının alın terini karıştıran, ayçiçeği, buğday üreten çiftçimizin bütçesi işte değildir. Bu bütçe çiftçinin son bir yılda %110 artan mazotunu, %500 artan gübresini ucuzlatan bir bütçe de değildir. Peki bu bütçede bir tane işçi, emekçi gösterebilir misiniz? Bu bütçeyle sorunlarım çözülecek diyen bir işçi görmüşsünüz, gösteremezsiniz. Çünkü yok. Lüleburgaz'da fabrikalarda çalışan, gece karanlığında çocuğunun rızkı için yollara düşen, nasıllı elleriyle üretim yapan bir tane emekçi var mıdır bu bütçede? Maalesef ki yok. Peki esnaf var mı esnaf? Esnaf da yok. Ben bakıyorum da Kırklareli'de, sanayide, çarşısında ezanıyla iş yerini açan, akşam karanlığına kadar 3-5 iş yapıp Bağkur'unu, sigortasını, vergisini, borcunu, kirasını ödemeye çalışan, bu benim bütçemdir diyen tek bir tane esnaf yok. Eşsaz coğrafyasıyla baktığımızda ömrümüze ömür katan longozların, ısırancaların, verimli toprakların, kirli sanayiye peşkeş çekilmesine dur diyecek bir madde var mı? Maalesef ki o da yok. İklim kriziyle mücadele sürecinde rant odaklı politikaları terk eden, iklim adaletine hakim kılan bir bütçe mi bu? Ne yazık ki hayır. Vize'de, Pınarsaz'da, Pelvanköy'de, Demirköy'de, Kofçaz'da ziyaretlerim sırasında baktığımda bu bütçeden ben refah ve zenginlik bulacağım diyen bir Allah'ın kulu yok. Bu bütçe fakirden alıp sadece zengine veren bir bütçe. Yani milletin yoksulluk bütçesidir. Ne diyor Erdoğan? Biz diyor ekonominin kitabını yazdık. Doğru. Gitmiş yazmış bir şeyler orada. Ama ne yazmış biliyor musunuz? Türk lirası nasıl değersiz hale getirilir? Erdoğan'ın üstün gayretleriyle milli paramız 3 ayda dolar karşısında %39. Bulgar levası karşısında %36. Pakistan rupisi karşısında %36 değer kaybetti. 3 yılda 5 yılda falan da değil ha. 90 günde paramızı pul ettiler. Şimdi baktığımızda sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Tarihi tam 7 Mayıs 2018. Ekonominin kitabını yazan Erdoğan vatandaşa, millete, halka bir söz vermişti. Ahdım olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek, dar gelirlinin hayat standartı da yükselecek demişti. Dememiş miydi? Demişti. Peki 3,5 yıl önce söz verdiğinde dolar ne kadardı? 4,27 idi. Şimdi dolar nerede? 14'e dayandı. Söz verdiğinde faiz %11,25'ti. Peki şimdi faiz nerede? %15'te. Enflasyon %7'deydi. Şimdi nerede? %21'e çıktı. Artık Erdoğan ekonomi Nobel'ini hak etmiştir diyoruz arkadaşlar. Peki şimdi ne diyorlar? Dış güçler varmış, ekonomik kurtuluş savaşıymış. Her zamanki gibi beceriksizliklerini saklamak için sanal düşmanlar yaratıyorlar. Ya çıkın kardeşim vatandaşa korkusuzca söyleyin. Kim o dış güçler? Kime karşı savaştayız? Doları uçuran, milleti yoksullaştıran, ekmek kuyruklarına sokan bir düşman var ise çıkın, açıklayın ve gereğini de yapın. Ha yapamıyorsanız da görevden affınızı istemek de bir onurdur, bir erdemliliktir. TÜİK'e göre enflasyon %21 diyor TÜİK. Gerçek enflasyonla TÜİK'in enflasyonu arasında tam 3 kat fark var arkadaşlar. Enflasyonu düşük göstermek 30 milyon çalışanın 12 milyon emekli, dul ve yetimin haklarını gasp etmektir. Bunun adı da emin olun ki kul hakkı yemektir. Vatandaşlarımızın hakkını gasp edenler de dış güçler mi? Çıkıp açıklasınlar, millet de dostunu da düşmanını da bilsin, bilsin ve ona göre de gereğini yapsın. 20 yıldır adalet diyenler, adaleti mutlu azınlıklara, zulmü vatandaşa reva gördüler. Kalkınma diyenler, kalkınmayı saraydakilere, fakirliği vatandaşa reva gördüler. Umutsuzluk yok sevgili hakkım. Yoksulluk alın yazısı olmayacak bundan sonra. Refahı büyütüp hakça yaşadığımız günler gelecek.
Tamamlayın sözlerinizi lütfen. Gün zalimin korkuya kapıldığı, halkın yüzünün güldüğü, umutların yeşerdiği gündür. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık ayak seslerinin duyulduğu gündür. Yüce Meclis'e saygılar sunuyorum.